Vasim, baba çavuşla oynayamaz. Çok iyiyim o ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Dört tane mi? Evet. Dört tanesimiz olacağız. 50 verebilirsiniz ya kağıtta. Çay içecek yer arıyoruz. Eklem bilmiyorum da. Muhteşem eklem biliyoruz. Kafelerin bir şey var. Allah'a korusun. Böyle bir çekimi ben de yapmıştım, hatırlıyor musun? Aynen böyle bir yere oturmuştuk, şeyde Vegans'da. Orada vlog çekmiştik. Ama benim kulaklık şey almam lazım. Buradan ses duymuyorum falan. Ya inanmıyormuş ya, basim. Basim. Acıkıyor bize ben. Da böyle bir şey gelmiş. Kenevir. Yasak değil ya kenevir. Hurma protein parçaları. Bayağı bezelye proteini falan var içinde. Kakao kütlesi, kenevir tohumu ezmesi. Bayağı aslında proteinli, evet. Ne kadar protein var içinde? %20'si protein. İlgilenenlere duyurulur. Ağır, of, bacağı bayağı ağır. Daha demlenmemişsin ama. Elma ve hibiskus. Ay renge bak. Müzik.
Şimdi eve geldik. Evde olan şeyleri kullanmak istiyorum açıkçası. Bunu binlerce yıl önce almıştım. Bundan böyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Kısa gibi bir şey yapmayı deneyeceğim. Bir sürü malzemem yok ama hani en azından soğan, sarımsaklı, domatesli işte şeyde karıştırıp, sosla karıştırıp içine de işte evde olan malzemeleri koyarım diye düşündüm. Yani dün dondurduğum, yiyemem diye dün dondurduğum şeyi tekrar çözdürdüm. Dondurduğum şey de ne? Tabii ki nohut. Onunla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi nohuttan başlayalım. Süzeyim şunu. Aslında yine çok basit bir salata olacak yani şey. Alacağım işte elimdeki sebzelerden koyacağım. Bundan sonra bir de tahin sos yaparım. Aslında direkt buna koyabilirmişim. Şöyle bir salata yapmıştım. Direkt onun içine atayım. Hepsini atmayayım ama. Hepsini atarsam çok olacak. Sonra geri kalanıyla da başka bir şey yaparım. Hatta bu sefer tahin yerine kaju yoğurdu vardı. Onu karıştıracağım. Biraz daha salatalık eklerim. Böyle kajulu olsun yani. Ha bir de evde olan şeylerden yapacağım derken binlerce yıl önce annem bana şu közlenmiş patlıcan salatasını vermişti. Onu da tahinle karıştırayım da bari şey olsun. Baba kalmış olsun. Dur onu birazdan yapacağım. Salatalığımızı doğrayalım. Bir tane daha domates doğrayalım içine. Bu arada bugün yağmurlu diye başladı ama sonra bayağı açtı gene hava. Ben bu arada yağmurlu havayı çok severim. Çünkü sakin oluyor. Sakinlik bana çok iyi geliyor. Gerçekten kalabalıkta ve sakin olmayan yerlerde duramıyorum. Bu ADHD durumundan diyeyim. Şimdi şu kaju yoğurdunu bırakırım buraya, yukarıya. Bu biraz sulu oldu ama normalde daha katı oluyor. Ben buna biraz fazla su koymuşum. Aslında çok basit yani. Kaju, su, limon, tuz. Bir blender'a karıştırıyorsunuz. Şimdi şu kaju yoğurdunu da üstüne ekliyorum. Biraz daha limon ekleyeyim. Ve biraz daha tuz eklersem. Biraz da nane ekleyeyim salata malzemesi olarak. Tuz. Tadına bakalım. Biraz daha limonlu tuz istiyor ama gayet başarılı. Onu zaten sabah akşam böyle salata tarzı şeyler var yerim yani. Ya ben yemek pişirmek yani seviyordum. Ta ki zamansız kalana kadar. Dolayısıyla bu tarz salata tarzı şeyler, bowl tarzı şeyler, böyle kase tarzı şeyler bence çok faydalı oluyor. Çünkü pişirmenize gerek kalmıyor. Biri bana mesaj atmış şey, mutfağım yok, şey yurtta kalıyor, nasıl şeyler yapabilirim falan diye. Yakın zamanda bununla alakalı bir şeyler de paylaşmayı düşünüyorum. Takipte kalın lütfen. Tamam, sonuç. Bakar mısınız? Garip. Ve efsane. Bence diğerinden de humus yapayım diye düşünüyorum şu diğer kalandan. Kaju yoğurdu hani sevmeyenler ya da pahalı olanlar için çünkü gerçekten çok pahalı tarifim olabilir. Ay çekirdeği yoğurdu. Onun da yine tarifini buralara bırakırım. O zaman şimdi şunu yapalım. Bakalım bu ne kadar tuzlu. Çünkü ben çok tuzlu şeyleri sevmiyorum. Ya bu var ya 1500 yıldır duruyor olabilir. Bozulmamıştır bunun. Yok ya. Ya kötü değil ama iyi de değil bence. Bilmiyorum. Bunu geri koyacağım. Ne yapacağımı bilemediğim bir 50 sene daha orada duracak galiba. Neyse geri koyuyorum. Bunu da böyle şey mi yapsam acaba? Buldum. Bunu da salata gibi yapacağım ama tahin koyacağım içine ve nutritional yeast koyacağım. Böyle daha işte böyle peynirsi böyle bir şey olacak. Bu tarz şeyler yiyorum yani şey. Humus da yiyorum ama yeter. Humusla. Tamam. Şimdi bunu koydum. Onun içine nutritional yeast. Şimdi nutritional yeast'i bilmeyenler varsa besin mayası diye geçiyor ve bunu işte vegan marketlerde vesaire falan bulabilirsiniz. Aşağıya linki eklerim. Böyle peynirsi bir tat veriyor. Gerçekten güzel. Şöyle biraz içine biraz bundan ekleyeyim. Bakın böyle rengi de sarı. Sonra biraz tuz ekleyelim. Ve de sonra tabii ki de
her şeyde kullandığımız tahin. Yani bu bana sadece bunu versen herhalde yaşayabilirim diye düşünüyorum. Aa, şimdi bu tahini birazcık sulandıralım. Şöyle tahinden 2 yemek kaşığı dolu dolu aldım. Birazcık içine su koyuyorum ve onu böyle biraz daha bir sos haline getireceğim. Koyulaşıp yoğunlaşıyor. O yüzden bunu böyle iyice sos kıvamına gelene kadar su koyuyorum. Böyle siz görmüyorsunuz şu an, bilmiyorum görüyor musunuz ama her yere döküyorum. Böyle bir yerim ya. Böyle bir yerim değil, zaten böyle yiyorum. Sanki bana da bak. Numara. Numara böyle bile yerim falan. Ay vay ya. Krema ya. Bunu yiyeyim valla, peynir de aramazsınız ha. Bunu şimdi içine güzelce döküyorum. Çünkü hani hafif bir asidite istiyor. Hafif bir asidite istiyor. Bu böyle sıcak da güzel olur. Aslında blend edilmemiş. Humus gibi düşünebilirsiniz bunu. Yumuşak ve soğan gibi. Buzdolabına niye koyuyorum derseniz, ya burada böyle böceklenmeler falan oluyor. O yüzden de ben artık birçok şeyi korumak adına buzdolabına koyuyorum. Çünkü koyamıyorum yani dışarıda, yok olmuyor. Biraz da. Yani aslında aynen dediğim gibi blenderdan geçirilmemiş. Humus yani. Sarımsak ve soğan görünür. Mutlaka koyulması lazım. Şöyle bir son kez biraz daha. Nohut ve tahin markaları sponsor olabilir bana. Yani bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Bir, ikincisi yani dediğim gibi böyle şeyler, salatalar yapmak. Hani nohutu dondurabiliyorsunuz. İşte ne bileyim. Yani çok besleyici. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir besin. Ve ben üşengeçim yani. Öyle de bir durum var. Hiçbir zaman tarif vermiyorum farkındaysanız yani. İşte bugün de börek açtık. Bugün de dolma sardık ya da bugün de şunu şunu yaptık falan. Aa, benim mukbanga gel. Kirlenmesin diye. Çok bir insanım ben. Fonksiyonel mi diyeyim? Yani böyle hani iş yapılsın da hani, ya da bir şey kirlenmesin. Hani böyle kendime hiç şey yapmıyorum artık. Önem vermiyorum yani. Böyle yeni tabak çıkarayım, işte böyle bilmem nerelere koyayım, işte özel bir şeylerim olsun falan. İş çıkmasın ya hani. Bana zaman kalsın. Hakikaten böyle şeyler vardı ya. Ha, burası 1000 derece bu arada. Hani sonbahar gelmişti, neyse. İşte zamanlar kazanmak için her gün aynı şey giyiyorlar ya. This is me. Bayağı üşeniyorum yani. Çünkü geçmişte o kadar çok bunlara zaman harcadım ki, nasıl görünürüm işte, bugün aynı şey giymeyeyim. Yani böyle 1000 saat falan aynanın önünde odada ne giyeceğim falan düşünüyordum. Ve sonra karar veremiyordum. Onu çıkarıyordum, onu giyiyordum, onu çıkarıyordum, onu giyiyordum falan. Ya çünkü kendime güvenim yoktu. Yani çok zedelenmişti hakikaten özgüvenim ve sürekli insanların benim hakkımda ne düşüneceğini düşünüyordum. Videoların belki başlarında ya da hala bile bazılarında işte ne bileyim, öyle görünmesin, işte şu tabağı koyayım, işte şöyle durmasın, aman saçımı şöyle yapayım ya da işte şunu giyeyim üstüme diye bir şey oluyor. Hala tabii ki kaygılarım var ama hani eskiden buna çok çok daha fazlaydı ve hani bir süre sonra yani artık niye bunu yapıyorum o zaman, yani bu kadar hani rahatsız olacaksam yani, çünkü sonuçta bunu benim de bir şeyler kazanmam lazım yani, değil mi? Hani sosyal medyada evet bir şeyler paylaşıyoruz. Hani ama sadece beğenilmek için paylaştığımız zaman, sadece onay almak için paylaştığımız zaman, o bir süre sonra cehenneme dönüşüyor. Kendi kendimizin cehennemini yaratmış oluyoruz orada ve hani sonuçta bizim alanımız sonrası artık bizim alanımız olmaktan çıkıyor ve başkalarının ne istediğine göre şekillenen ve bunu çok düşündüğümüz bir alana dönüşüyor. Üzerine kadar da tofu. Tofuyu da kiloluk alıp böyle küp küp bölüp çok az yağda ya da eğer yapışmaz tabaysa yağsız işte döndürüyorum, böyle daha sertleşiyor. Bunu böyle bir gün dondurma metodunda deneyeceğim. Dondurup sonra tekrar çözdürünce arasındaki o işte donmadan dolayı oluşan işte buzlar texture oluşturuyor ve hani o texture'da böyle işte ne bileyim nugget tarzı böyle bitkisel şeyler yapmakta, tarifler yapmakta falan kullanılıyor. Merak ediyorum, deneyeceğim. Hep deneyeceğim diyorum ama bir yandan da üşeniyorum. Üşenme meselesi de şöyle. Çok fazla şey bir arada yapmaya çalışınca, daha çok şu andaki hayatımda, gerçekten benim için artık en önemli şey zaman oldu ve
zamanla çok iyi yönetebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden de yani birçok şeyi sığdırmaya çalışıyorum ve birçok şey sığmıyor. Dolayısıyla ben sürekli yapacaklarımdan kesmeye çalışıyorum aslında. Ve hani o yüzden de şey, sürekli böyle bir pratik. Bir şeyler pratik olsun, ye geç falan. Ve bu bana çok garip geliyor. Şundan dolayı, belki yani bilmeyenlerimiz vardır. Ben geçmişte bulimia geçirdim. Ve bulimia da şöyle bir şey, çok ciddi miktarlardaki yiyeceği yiyip daha sonra da bunu kusmak. Ve hani böyle gerçekten o zamanlar sadece yemek için yaşıyordum diyebilirim yani. Hayatımda sadece bana keyif veren şey yemekti. Başka hiçbir şey yoktu. Zaten çok ciddi böyle bir depresyondaydım vesaire falan. Hani hem alanıma girdiği için, hem kendimde yaşadığım için böyle mukbangları şöyle birini yemek yerken sevmek, ASMR falan ben de seviyorum. Ama baktığımız zaman yani işte vegan olan bir tane hesap var mesela, o çok makul yiyor yani böyle. Gerçekten makul yiyor ve çok da güzel yani. Ama mesela diğerlerine bakıyorsun, imkansız yani. O insanların yeme bozukluğu yaşamadan o şekilde yemeleri gerçekten imkansız. Yani. Ve bu da aslında bir şeye dönüşmüş durumda yani. Yeme bozukluğunun justify edilmesi yani meşrulaştırılması gibi geliyor bana. Dolayısıyla da ilk mukbangımsı konuşma şeyini de bu konuyla yapmış oldum. Ya aslında bir de şöyle bir şey var. Ben normalde bugün ne yedim videolarını birkaç gün çekiyorum. Sanki yetmiyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum, belki o da bir şey takıntıdır. Yani biraz da dolu olsun istiyorum içerik. Her pazartesi de, yani her pazar ya da pazartesi yani en azından hani her hafta YouTube'a video koyacağım diye kafamda şey yaptım, belirledim. Ama bugün mesela yağmur yağdığı için yarım güne kadar işte çekim yapabildim, dışarıdaydık vesaire. Sonra böyle eve geldim ve şey dedim yani hani bu videoyu benim hani bugün ya da en geç yarın yayınlamam lazım işte, ne yapacağım falan. O zaman en azından birkaç içerik koyayım işte vesaire. Belki bilmiyorum, bu da bir şeydir hani şartlanma, koşullanma. Yani zaten hiçbir şey gözüktüğü gibi değil bu arada yani. Hani bir sürü şey söylüyoruz, bir sürü şey konuşuyoruz. Herkes hayatını gösteriyor, bir sürü şey oluyor bitiyor işte kameranın önünde ya da ekranda ya da sosyal medya hesaplarında. Ama yani hani artık bir yandan hayattan da kopmaya başladığını hissediyorum yani. Başladığımızı hissediyorum bir yandan da. Hani olabildiğince hakikaten olduğu gibi olmaya çalışacağımı da kendime hani söylemiştim yani. Evet, belki editlerken hoşuna gitmiyor, işte cringe oluyorsun kendine, bunları ne söyledim, ne gerek vardı diyorsun vesaire, ama bazen de hayır yani, bazen de editlememen gerekiyor ya da bu kadar şeyin arasında zaten senin söylediğin o şeylerin de aslında bir anlamı var, bir yeri var deyip kendime çok yüklenmemeye karar verdim. Öyle, o yüzden de bu da böyle bir video olacak sanırım. Bu arada çok doyurucu bir şey hakikaten yani. Nohut kadar doyurucu bir şey bilmiyorum, az var yani. Baklagiller çok doyurucu. Bu arada tofu! Hayır! Tofu geliyor ve bir şeyleri devirmesinden çok korkuyorum. Tarif için takip edebileceğiniz bir sürü başka hesap var yani. Bugün ne yedim işte vesaire konusunda. Hani ben gerçekten biraz daha böyle kendimin de seveceği, işte böyle yani çok böyle her şeyi düşünerek tasarlanmış değil ama izlemesi keyifli videolar çekmek istiyorum açıkçası. Biraz belki böyle daha sohbetler katarak işin içine. Her şeyi çok iyi bir şekilde yapmak çok mümkün olmuyor. Herkesin kendi sevdiği şeyi, yapabildiği şeyi bence vermesi önemli. Diyerek sanırım bu mukbang bölümünü kapatıyorum. Bu da böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoları sevdiyseniz, hani bir şeyler yerken ya da bir şeyler yaparken konuşma tarzındaki videoları seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.